Gençler, başarılar hepinize. Geniş açılı ABC üçgeninde mevcut veriler ile bilinmeyen x açısını farklı şekillerde sayabiliriz. Şöyle ki, ABD üçgeninin ikizkenar üçgen olduğu görülüyor. Onu sizler de kurabilirsiniz. İlk kişi olarak işte ABD üçgenini inşa ettik. Peki 18 ve 9 verilerine baktığımızda biri diğerinin iki katıdır. Yani 18'i merkez açı, 9'u da çember açı yapabilme durumumuz söz konusudur. Yani 18 ve 9'u düzlemde kendimize göre aynı tarafta sağ bölgede ya da sol bölgede bırakmak için çizimler yapabiliriz. Örneğin sağ bölgede yapmış olsaydık ADB üçgenini işte AD eksenine göre yansıtarak eşini çizerek burada artık şuraya isim olarak K demiş olsaydım K noktası merkez olmak kaydıyla yani K'yı merkez inşa ederek şu taramış olduğumuz siyahla taramış olduğumuz ADC üçgeninin çevrel çemberin merkezi artık K olduğundan dolayı bu K'nın köşeler olan uzaklığı sabit gelecektir. Buraya da eşit sembolünü koyarak buradan bir çözüm gelecektir. Şöyle ki kurduğumuz ABDK eşkenar dörtgen olmuştur. Ardışık iki açı bütünler olduğundan dolayı 102 ve 18 toplam 120 yapar. Demek ki buraya 60 gelmelidir. Buraya artık 60'ın gelmesi demek biz taban açıları 60 derece olan bir ikizkenar üçgenden bahsediyoruz. Dolayısıyla kurduğumuz AKC üçgeni eşkenar üçgendir. AKC'nin eşkenar üçgen olması demek ki biz AC'ye de eşit sembolünü tiki koymalıyız. Bu kez AKC'den biz ABC'nin ikizkenar üçgen olduğunu gördük. 102'nin bütünlüğünün 78 olacağından dolayı taban açıları 78'in 1 bölü katından 39 derece gelecektir. Dolayısıyla 39'un 9'u burada var. X açısını 30 derece olarak bulmuş oluruz, saymış oluruz. Biz şu anda düzlemde 9 ve 18'i sağ bölgede inşa ettik. Dileyen sol bölgede şöyle inşa edebilir. Çözüm 2'ye geçiyorum. Aynı düşünceyle 18 ve 9'u kendimize göre düzlemde sol bölgede bırakabilmek için CD doğru parçası dış bölgeye uzatılıp taban açıları 9 derece olan bir ikizkenar üçgen kurabiliriz. Şuraya K dedim. AKC üçgenini taban açıları 9 derece olacak şekilde planladık. Peki artık bu üçgende açı dağılımına girdiğimizde 9 ve 9 toplamı 18 gelir. 18'in 102 ile toplamı 120 yapar. Şuraya gelen açı miktarı artık 60 derecedir. Peki burada K noktası artık ne olmuştur? Ona bakalım. B noktası ne olmuştur? Onu görmeye çalışalım. A'yı D'ye birleştirmemiz halinde işte AD'yi gören merkez açı 18 olmuştur. Çember açı ise 9 derece olmuştur. Demem o ki artık burada B noktası artık merkez olmuştur. Yani B, D, A, K merkezli dörtgen olmuştur. B'nin merkez olmasıyla artık biz şunu biliyoruz. Şu taramış olduğumuz ADK üçgeninde merkezin köşelere birleştirilmesiyle, B'nin K'ya birleştirilmesiyle, A'ya, D'ye birleştirilmesiyle eş uzunluklar geleceğinden buraları biz dilimizden anlamayan için R diyelim. Bu R'lere bakarak bu kez de biz AKD üçgenini yine eşkenar üçgen olarak kurmuş görmüş olduk. Çünkü taban açısı 60 gelmiştir. Tabanın 60 gelmesi demek artık aynı tek tik işaretini biz AK'ya da koymalıyız. AK'ya tek tik koymakla AC'ye de tek tik koymalıyız. Dolayısıyla biz bir kez daha işte ABC üçgeninin ikizkenar üçgen olduğunu görmüş kurmuş oluruz ki buradan x açısı yine 39'un 9'u burada var. X açısı 30 derece gelecektir. Bu şimdi işte merkezli dörtgene soruyu dayandırarak çözümdü. Eğer bunu da görememişsek üçgenin içinde çizimler yaparak üçüncü bir çözümü şöyle yapabiliriz. Üçüncü çözüm olarak ise bir kenarı AB olan eşkenar üçgen çizerek özel üçgenleri kurabilir, görebiliriz.
burada kurmuş olduğumuz AKB üçgenini eşkenar üçgen olarak planladık. Hemen açı dağılımını yazarak özel yapıları kurmaya çalışalım. 60, 102'yi 60 ve 42 şeklinde parçalamış oluyoruz. 18'i 60'a 42 tamamlar. Şurada bir 42 vardır. Şurada normal şartlarda 60 gelmiştir. Peki eş uzunluklardan artık şunları görebiliyoruz. ABD üçgeni, ABD üçgeni x kenar üçgendir. Bunu görebiliyoruz. Aynı mantıkla BDK üçgeni x kenar üçgendir. Biz AKB'yi eşkenar üçgen olarak kurduk. Artık A'yı D'ye birleştirerek buradaki taban açılarına çalışabiliriz. A'yı D'ye birleştirdik. D'yi de yine K'ya birleştirdik. Burada da yine aynı mantık ve düşünceyle yine bir merkezi dörtgen oluşmuştur. Şöyle söyleyebiliriz. B merkezli işte ADK üçgeninin çevrel çemberin merkezi artık B noktası olmuştur. Böyle bir çizim yapabiliriz. Peki burada artık BDK üçgeninde tepe açısı 40 olduğundan dolayı taban açılar 69 gelecektir. Şuralara 69'un parçalarını yazmaya çalışalım. Şurada küçük bir temizlik yaparak çizime şöyle devam edebiliriz. Şurasını 69 olarak görüyoruz. Peki bu kez de ABD üçgeninin işte tepe açısı 18 derece olan tabanların da işte taban açılarında 18, 9, 81 derece geldiğini görüyoruz. Şurada 81'ler var. Şurada artık 81'in parçası 60 ise diğer parçası da 21 olur. Şurada da 21'i görüyoruz. Buraya 21'i yazmakla biz aslında 42'yi parçalamış oluyoruz. Yani 21-21 parçalamış oluyoruz. Peki buradan şimdi AK ile AC'nin henüz eşit olduğunu şöyle görebiliriz. Burada boyamış olduğum üçgenleri karşılaştırdığımızda şu boyamış olduğum üçgen ile yine şu kırmızı ile boyamış olduğumuz üçgenleri karşılaştırdığımızda bu üçgenler şu gerekçeyle eş olmuşlardır. Ortak kenarları AD olduğundan dolayı şuraya yıldız koyuyorum, şuraya yıldız koydum. Yıldızlı üçgenler eş üçgenlerdir. Gerekçesi iki açı bir kenar. Açı kenar açı. Çünkü AD kenarı iki üçgende de ortak olmuştur. Dolayısıyla bu üçgenler eş olduğundan dolayı yine AK'nın AC'ye eşit olduğunu gördüğümüzden dolayı bir kez daha biz ABC üçgeninin ikizkenar üçgen olduğunu, dolayısıyla X açısının yine 39'un parçalarından 30 olduğunu bilmiş bulmuş oluruz. Başka çözümler de kurulabilir. Umarım anlaşılmıştır.